Benim olayım orada ne biliyor musun? Benim Elif'e sinirlenme olayım şu. Dediğim gibi düşünce size ait. Strateji yapmış mı, yapmamış mı? Ben alenen şunu sordum. Ben gittim sordum. Dedim ki kimi yazacaksın? Bana dedi ki ben dedi Ceren'i yazacağım. Sen dedi kimi yazacaksın? Aa. Bir dakika anlatıyorum ya. Benim bu konuyla alakalı ne yalan söyleyeyim. Ben Ben potansiyel insan niye, ben niye zaten. Ceren'i yazmadım peki o zaman Ceren'i ben işte yazacaksam? Ben işte zaten ona sinirlendim. Bana dedi ki sen kimi yazacaksın? Ben Kardelen'i yazacağım dedi. Bana dedi ki Kardelen benim önüme gelirse yarışmada dedi potada ben kaybederim dedi koruma oyununu. O yüzden Kardelen'i yazma dedi. Burada şuna geliyor. Kime yazacağım başka? Ceren'i yazacağım. Yo, boş oy atabilir ya. Bak ne şimdi. Alaka ya? Şimdi ne alaka? Boş oy ne demek ya? Sen ya canım ne alakası var? Burada birileri birilerini yazmamak için boş oy atıyorlar ya. Hayatım, nasıl biri nasıl Tuğçe beni attın? Ayda Tuğçe'ye boş oy atarak potaya soktu. Ya ne fark eder? Hepiniz strateji yapıyorsunuz da ben bir şey düşününce olmuyor. Ben Kardelen'le aynı potada olmak istemedim arkadaşım. Anladın mı? Seninle aynı potada olsak belki seni de geçebilirim. Kimsenin bana hesap sorma gibi bir lüksü yok. Ben seni yazacak olsaydım seni yazardım zaten. Ya potaya girsen ya da girmesen. İki gün önce gayet Ceren yapıyordu. Şimdi Ceren'le iki gün samimi oldun mu bana düşman ben oldun? Onu anlamadım. Allah Allah. Ne alakası var? Ben zaten istediğim herkes istediği insanı yazmakta okey yani. Sen kendin gelip bana beni yazma deyip durdun. Sen bir şey yok. Çünkü üstüme geliyorsun. Ben başka bir şey soruyorum. Ben yazmadım. Yazma bak bu umurumda değil. Ben sana bak benim açıklamamı anlamıyorsunuz. Gelmesin diyorsun değil mi? Yenemem diyorsun. Yenemem demedim. Potaya giriyor soruyorum sana. Sen diyorsun ki yok. Ya ben Ceren demedim ki. Ceren desem bu konuyu konuşabiliriz. Ben boş oydan bahsediyorum. Şey soruyor. Diyor ki ben de beraber eleme potası. Ya yenebilirim. Ne var ki der ki yenemem mi yani? Ya çok affedersin. Bu muhabbetlere döndükten sonra çok affedersin. Dinle bir dakika. Oğuzhan Öykü. Nasıl seni yazdın? Ben potaya çıktık bir de Tuğçe. Hatırlıyorsun değil mi? O oyunda hiçbiriniz aklınıza gelir miydi Tuğçe'nin alacağı? Oyundan bahsetmedim. Ben potadayken potadan çıkamam demedim bu arada. Ben Kardelen iyi bir yarışmacı olduğu için Kardelen'le aynı potaya girmek istemiyorum tamam, dedim. Diyorum ki sana ben ne alakayım onu? Ya seni söylemedim. Allah Allah. Seni söylemedim. Ceren demedim. Anlamıyor ki ya. Anlamıyorsun. Boş oy at dedim. Anlatamıyor muyum? Ceren demedim. Ama tamam bu zaten Ceren dedin demedin demiyor. Sen konunun içinde bile değildin. Senin potaya gireceğini düşünmedim. Şunun cevabını vermeyi istiyor sence. Diyor ki Kardelen çıkarsa diyor potada onu yenemeyeceğini düşünüp onu potaya sokmak istemedi. Tamam. Diyor ki ben çıkarsam varsayalım dedin ya da demedin varsayalım. Ceren çıksaydı yenebileceğini düşündüğün için tamam. Ceren derdi. Şimdi ben hiçbir şekilde Ceren'i potada düşünmediğim için şimdi kıyma pişmemiş denildiği için potaya senin girebileceğini düşündüğüm için senin üzerinden yorum yaptım. Ceren'in zaten yemeklerle alakalı hiçbir sorun olmadığını Ceren'i düşünmedim bile hiç. Anladın mı? Boş oy da atabilirdi. Ben ne ağzımdan Ceren'i yaz çıktı. Ben evet Kardelen'le aynı potaya girmek istemiyorum. Çünkü yarışırız ve arada kalırız ve Kardelen kalır dedim. Bu çok doğal bir şey yani anladın mı? Burada hepim ben nasıl dün gelip size arkadaşlar böyle ben kalmak istiyorum ya da şöyle anlattım. Aynı şekilde Kardelen potaya girerse böyle olur dedim zaten. Ceren ağzından çıkmadı. Çünkü senin yaptığın yemekle alakalı bir problem ya da sorun yoktu. Bak çok güzel. Bu kadar. Anladın Ceren demedim. Bak anlatıyorum. Çok kısa anlatıyorum. Diyorum ki Elif'ciğim bunu anlattığın kişi Ayberk. Şimdi biz üçümüz oynadık o yarışı değil mi? Sen eğer Ayberk'e ben Ceren yazacağım, Kardelen gelirse karşıma böyle olur diyorsan bu Ayberk'in tabii ki Ceren seni mi yazdı? Kardelen'i yazma, Ceren'i yaz demek. Seni mi yazdım Ceren? Ben demektir. Seni mi yazdım? Bak, ya da o seni mi yazdı? Ben bunu söylersen Kardelen'i yazma, Ceren'i yaz demektir ve burada Allah o Allah, zaman neden anlamıyorsunuz abi? Bak, hayır işte bak diyorsun ki ben bunu söylemez hatta hangi yoldan söyleyebilirsin? Bu açık. Ya bak boş oydan bahsediyorum. Hiçbiriniz burada boş oy atmadınız. Evet, kıyafetini okay. Beğenmediğim için Elif diyorum. Kıyafetini beğenmediğim için bilmem Furkan diyor. Arkadaşlar hiç boş oy atmadınız mı evde? Ne alakası var? Neye çekiyorsunuz? Bir şey sorayım bak. Ne o, senin şu an Ceren sen benim söylediğim şeyi anlayamıyorsun. Sen anlam. Ben başka ya ben seni anlıyorum. Ceren demedim. Ben Kardelen'le aynı potaya çıkmak istemiyorum neyse, dedim. Neyse bak konu bir yere varmıyor. Çünkü ben başka bir şey konuşuyorum. Sen başka bir şey anlatıyorsun. Seni yazar mısın zaten? Diyorsun ki Ceren demedim. Ceren niye sürekli haklı olmak zorundasın ama ki? Ama sorun bu değil ki. Herkes anladı. Ben açıklamamı yapıyorum. Saygı duymuyorsunuz abi. Sakin diyorum ki Ceren demedim. Ceren demek istedim. Ceren derdim. Hayır, sıkıntı yok.
Yok. Allah Allah. Bak, hepiniz anlamadım. İstediğiniz... Ya ben niye anlamayan tarafım? Ama ben sana başka bir şey anlattım. Siz anladınız mı? Ben hepiniz anlıyorsunuz. Ama aynı şey. Ben anlamıyorum zaten. Ne gerçekten. Abi hepiniz kendi kafasında bir şey kuruyorsunuz kendi kafanızda ve ben Kardelen'le potaya çıkmak istemedim. E bu çocuk da gayet akıllı bir çocuk zaten. Boşa yatması gerekiyorsa boşa yatar. Ceren demiş olsaydım evet Ceren dedim deyip aynı şekilde ona Ceren de deseydim ben de Ceren yazardım. Giderdim Ayda'ya derdim ki Ayda sen de Ceren yaz derdim. Anladın mı? Bir soru soracağım. Çekeceğim kenara. Hiç konuşmadım. Boşa atabileceği tek bir kişi var, o da Ayda. Atabilir. Ama o boşa yatarsa başka bir daha... Ya arkadaşlar ben bunu düşünerek söylemedim. Ben o an bunu düşünmedim. Şu an böyle konuşuluyor olup ben o an onu düşünmedim. Ceren de potaya çıkabilir. Bir dakika barmen. Boş oyun sonucunun ne olacağını düşünüyorum. Yani kimse Ayda'ya Ayda oy alabilir. Bir kişi daha boş oy atar. Tekrar Ayda oy alır. Aynen sonra öyle. İki kişi Kardelen alır. Bir kişi Ceren alır. Bakın ben benim kimseye yazma demek gibi bir lüksüm yok. Ben Kardelen'le aynı potaya çıkmak istemiyorum dedim. Anladın tamam, mı? Tamam bir dakika. Son bir şey ekleyeceğim. Ondan sonra herkes bir şey söyleyecek. Sen hiç beni kenara çekip söylemedin değil mi bunu yaz diye? Yazık. Vallahi yazık ya. Oğuzhan'ı ben ilk hafta izledim. 4 gün boyunca sürekli takımına kaybettirerek arkadaşlarına potaya yazdırdı. Kardeşim bak sana arkadaş olarak söylüyorum. Benim şahsi düşüncem sen çok fazla bak başarılı bir insansın. Bu evde bir başarın var. Ama takım lideri olduğun zaman heyecan yapıp arkadaşlarına panik ve stres yaşatıyorsun. Yani sen hep oralardan örnek almaya çalışıyorsun da eskide kaldı. Biz bu evin amatörlüğünü attık. Şu an senin karşında professional bir Oğuzhan var. Kral var. Ben krallığımı kazanmış da oturmuşum buraya. Bir dakika. Fark etmiyor. Sen öyle görebilirsin. Ama ben sonuçta bu evde bir kralım. Kralla konuşurken nasıl konuşacağım? Kime göre kral, neye göre kral? Ben bireysel olarak burada herkesi dişlerim. Geldiğim ilk hafta bu eve krallığı ve sultanlığı bitirmeye geldim dedim. Bu evde krallık ve sultanlık bitti. Sen hayal gördün. O devir eskide kaldı Oğuzhan'cığım. Hala buradayım. Lale devri nasıl bittiyse senin devrin de öyle bitti. Hala buradayım. Haberin bak görüyor musun? Ben sana bunu söyleyeyim. Finali göreceklerden biri. Ben kısa kardeşim, bir yorum yapacağım sana sadece. Çok kısa bitirelim. Sen lider olduğun zaman aşırı böyle konuşma üstünlüğünün olduğunu düşünüyorsun. Tamam mı? Senin bazı hataların var bu liderlikte. Bence bak bu konuda Ayda'nın da çok çok önemli bir şey söyleyecek şimdi. Siz yapıyorsunuz. Ayda'ya söz vermedik. Çok ben önemli bir şey söyleyecek. Bir dakika. Ayda'nın düşüncelerine önem veriyorsun değil mi? Soru soracak. Yok genel bir soru soracak ya. Siz işte saçımı at kuyruğum yapmalıydım tepeden. Hayda. Şimdi. Güzeldi. Ben... İşte bak şimdi seni seviyor sana herhalde. Cevap verir mi? Yani, anca bize yetiyor. Ben Ayda'yı seviyorum. Niye ben kıskanma. Bir şey demedim ki yani bana yakın. Kıskanma. Seni niye kıskanayım canım? Kıskanma. O benim daha Ayda'yı senden daha yakın. Ayda'yı kıskanıyorsun sen. Kıskanma Ayda'yı. Ayda ben sence seni kıskanıyor muyum? Ben ya de beni gayet kıskanıyorsun. Sence ben seni kıskanıyor muyum? Ama zaten hayır bak şimdi sana laf söylemiyorsun. Ben Ayda'ya laf söylemiyorum. Canım ben senden daha iyi bir konuda laf Ayda'ya söylemek istemiyorum. Beni düşürecek ya da yükselecek. Canım ben senden önce Aydın'la arkadaşıydım. Bunu bana söyleyeceğin son insanım. Ben Ayda'yı senelerdir seviyorum. Bizim ailemiz bile bir bunu bana söyleyecek son insansın ben, canım. Ayda'yı da sevebilirsin Ayda'yı tabii ki. Ayda seviyorum. Sevilmeyecek bir insan değil zaten. Ayda ya, sevilmeyecek bir insan Ayda'ya değil zaten. Ayda'ya bayılıyorum hareketlerine. Ayda'ya hepimiz bayılıyoruz. Herkesi bayılmalı Ayda'yı bence zaten. Canım yanlış algı yapıyorsun bu sosyal medya ve bu televizyon zaten bizim ne kadar yakın arkadaş yok olduğumuzun yani, farkında. Neden? Yanlış algı. Hadi canım. Hadi canım. Açıklasana. Hadi. Neden kıskanıyorsun? Ya bak, ne kıskanacağım canım? Ne münasebet ya? Ha? O benim arkadaşım. Ben daha çok sevilsin, daha iyi olsun. O her zaman ben istedim. Yanlış görüyorum. Ve bu onun zaten farkında. Bunu, bu arkadaşlığı bozmaya çalışmak sana düşmez ben canım. Bozmam. İşine bak. Hadi. Ayda aklı çalışan birisi ve kafası çalışan birisi. Manipüle edebilecek yani, kişi. Yo. Ayda ya, senin arkadaşını niye benim bu sözümden bozsun manipüle ki manipüle edemezsin. Yani. Sen neden? Bizim arkadaşlığımızı manipüle edemezsin. Neden? Yanlış. Yok. Neden? Yok, Ayda yok. Sen benim sözümle mi Elif arkadaşını bozacaksın? Öyle bir insan mısın? Oğuzhan'cım bak senden sana bir Ayda'yı şey ayrıca. Ya bu benim kendi fikrim onu. O böyle bir şey söyledi demiyorum. Ben böyle bir şey söyledi demiyorum. Ayda'yı tanımadan konuşuyorsun. Ayda'cım sen bir şey söyleyeceksin. Evet lütfen. Ya. Abi sesimiz duyulmuyor abi, çünkü. Abi bağırmayın git ya, yanına konuş o ya, zaman. Ya sesimiz duyulmuyor sürekli bastırıyor biz çünkü. Biz kendimiz konuşamıyoruz ya. Canım anlıyorum seni de sürekli susturuyor. Elif ne olur bağırma. Ah. Allah Allah. Adalet terazisinin kalmadığını en son senden duymak da çok acayip oldu. Bu evdeki en son ki adaletli kişi benim. Gerçekten bu evde kafam çok karışmaya başladı ederim. Kardeşim. Teşekkür ederim. En çok adaleti senden arardım ama ben şu an
ben adaletinden adalet hiçbir zaman şaşmam. Sadece duvarda yazan. Şey söyleyeceğim. Ben haksızlık yapmam. Bir dönüp aynaya baksanıza siz ikiniz. Ben siz ilk defa böyle bir oy kullandım. Bir dakika ben açıklayacağım. Soner oyunda ne sonuca sesi bırak, çıkmıyordu. Bırak, Soner bırak. Dışarıdaydı, oynamıyordu. Siz onu yazmışken siz bize bunun lafını edemezsiniz. Soner buradaydı. Furkan. Soner buradaydı. Yanlış anlaşılma. Ayberk'in yüzünü görmedim çocuk. Ayberk'in yüzünü görmedim. Bir dakika. Kardeşim. Bir dakika açıklama yapabilir miyim? Ceren dün konuşsunlar. Ya ben de konuşamayacağım. Ceren dinliyorum. Dün yaptığın köfte tavuk köftesiydi. Bizim yaptığımız pasta %49, %50'lik bir oy aldı. Ben kardeşlerimin hakkını yememek için tavuk dışarıda köftesi en sessiz duydu. Köfte ismini yazdı. Yani. Köfte evet, bak adalet, hukuk bunlardan bahsediyorsan biz açıklamamızı çoktan yaptık bak, zaten. Bak adam bize dedi ki siz kötü yaptığınız bir köfteyi adam dedi ki bak bu köfte bu köfte değil. Ayber kardeşim ya. Gerçekten sana çok üzülüyorum. Bak bak ya ben sana ben bak, bak, şey ne Ayberk'in burada üzülecek bir durumu yok. Cevap bile vermeden gidiyorsun sonra benimle konuştun. Yok yok bir dakika gitme ya. Şunu senin üzülecek bir durumu mu var? Başka bir şey konuşuyor bir dakika. Şunu söylemek istiyor. Yani siz zaten siz de yapıyorsunuz bunu. Niye Oğuzhan'a konuşuyorsunuz diyor ama demek istediğimiz şu. Bugüne kadar Oğuzhan ne diye kendini savundu? Ben yazamam. Tamam. Oynamam. Ben doğruyum. Ben yazmayı buldum. Şu biz bunu söyledik. Bunu ben okay. Açık tamamı gayet okay. İyi yaptığını ama düşünüyorum. Bunun cevabını verecek olan sizler değilsiniz. Bırakın öteki arkadaşlar yaptı. Çünkü siz bu kınadığınız davranış siz daha önce yaptınız. Biz daha iyi ben bunu etmeyi sevmiyorum. Tamam ama bunu siz yapmayın. Sadece yemeğe göre oy vermiyoruz. Yapmayın siz. Bırak yok, yok. Aile yapsın. Bırak Ceren. Herif yapsın. Ceren. Anladın tamam onu Ceren. Bırak başkası yapsın. Bir dakika. Ceren. Biz kendini kabul etmeyen Oğuzhan. Ben dün. Hatta şu an bizi konuşturmaya hakkını yapmasın. Bir dakika. Sen gayet güzel konuşuyorsun. Ben Ceren'i susturuyorum ki sen konuş diye. Kardeşim, olay ne biliyor musun? Biz zaten kendimizi kabul etmişiz. Senin bakış açın neydi biliyor musun? Ben abi oynama böyle bir tepkin çıkışım var. Ben oynamayanı nasıl yazarım ya? Böyle bir adalet mi olur? Bak, biz bunu söylemiyorduk. Biz oynayanı da yazarız, oynamayanı da yazarız. Bizim bu konudan hiçbir derdimiz yok. Bunu kabul ediyoruz. Biz buyuz. Sardırsan ama sen kendini. Sen 50 tane. Sen bir dakika ama yine dinlemiyorsun. Sen böyle bir adam değildin. Ne oldu da son vurucu darbeyi yaptım? Vurucu yani bir darbe değil ki o. Bir darbe yani, değil o. Nasıl darbe? Ben kendim çözdüm. Hayır canım. Ben ona potada. Ayberk'e darbe. Gayet dün hepiniz de buradaydınız. Beni yazdın. Beni söyledin potaya beni. Hani diyorsun ya ben Yağız beni yalnız bırakmadı. Ben bu evde Yağız'ı çok seviyorum. Herkes bana karşıken Yağız benim yanıma geldi. Adalet madem beni de çok seviyordun. Dostundum. Yemek oyununda ben yarıştım ya beni yazdın. O ayrıydı. O gün başka nasıl bir konu. Ayrıydı ben, nasıl ayrıydı ya? Hayır, bak şöyle. Nasıl Yağız, ayrıydı kardeşim? Yağız, şimdi sen konuyu oradan oraya duygusal çekiyorsun duygusal davranacağım. Ki. O yüzden hayır, Yağız'ı hayır, yazmayacağım. Hayır, niye o gün hayır, deseydin? Hayır. Bugün ben bunları sana ben, söylemiyorum. Ben burada bir söz verdim dedim. Bir dakika. Ya, benim bir konum geçsin. Ben söz verdim. Hayır dedin. Satmayacağım seni diye. Birbirimizi dost seviyoruz. Ben seni ne zaman sattım? Yazdın ya biz de potaya. Ben seni ne zaman büyükelemede yazdım? Büyükelemeden bahsetmiyorum. Burası da potaydı. Fark eder mi Yağız? Ben seni tanıyorum. Senin nasıl yarışmacı olduğunu biliyorum. Tamam. Ha? Sen beni yazmadın mı? Onu bile bile sen beni şunu hiç yazmadın mı? Ben seni ne zaman yazdım ya? Yazmadım. Ne zaman yazdım? Bir düşün bakayım. Ne zaman ben Oğuzhan dedim mi bu evde hiç? Evet, evet bir düşün. Ne ben geldiğim dedim? Günden beri Yağız'ın Oğuzhan dediğini görmedim. Bir düşünür müsün? Oğuzhan dedim. Deme yani küçük elemelerden bahsediyorum. Küçük elemeler potaya soktum seni. Ha? Oğuzhan dedim mi? Hatta yok. Ben hatırlamıyorum hatta, ya. Hatta dedim bir ya? Dakika çok özür dilerim. Hatta büyük elemeye gidelim. Öykünün gideceği gün. Sen beni yazmadın mı? Ne? Dürüst ol, açmadık faturaları. Öykünün gideceği gün. Şeyleri açmadık. Ben seni mi yazmışım? Şeyleri açmadık. Açmadık kartları. Evet. Sen gelip bana demedin mi? Oğuz, seni yazdım. Ulan ama şaka yaptım, makara yaptım ben sana. Belki o sıra ciddiye aldım. Bana şaka olarak almadın. Ben seni yazdım dedim. Ben. Sen de inanmadın çok hatta. Ciddi. Ben sana inanmak istemedim. Nasıl ama inanmak? Ama sonradan tavırlarınıza, hareketlerinize baktım. Açıp baktın mı? Hayır. Hareketlerinize görmediğim bakarak. Görmediğim bir şey nasıl ben inanıyorum. Bilmiyorum. O zaman ben de seni buradan vurayım. Hani biz dostuz. Biz dostuz. Dost. Ben zaten dostun olarak sen, senin yüzüne yok. Konuşuyorum. Sen niye? Peki. Oğlum ben sana bunları peki, konuşmasam. Bak, sen peki. Ben bugün sana bunları söylemesem. Tamam mı? Ben sana dostun olarak söylüyorum. Oğuzhan ne oldu da böyle oldu? Ben, kardeşim sen böyle burada, bir adamdın. Bak, yani o yüzden güldüm. Bak, sen bak. Dostum olmasan sana ben hayır, dün açıkladım ya. Hayırdır ya bak, derdim. Böyle bak, düşünüyordun yes. Derdim ama gülerek ben dün, tepki verdim. Dün açıkladım burada. Dedim ki karşı ekip yani ekipsiniz ya şu an benim karşı rakibimsiniz siz hepiniz anladın mı? Benim ekibimin içindeki muhabbete fazla karıştırmam ama eleştiri yapabilirsiniz. Evet. Bak, ne dedim? İşte eleştiriyi açığım dedim. İstediğiniz eleştiriyi yapın.
benim umurumda değil. Niye biliyor musun? Ben cevabımı ve hakkımı dileyecek adam benim karşımdayken size vereceğim cevaplar belli. Ben o adama karşı mahcubum. Niye? Bugüne çünkü kadar. Ben bugüne kadar. İyi ben misin? Kendimi itiraf ediyorum. Diyorum ki ben bu değilim. Ama kusura bakma, hakkını helal et. Böyle bir sözüm var. Ben sana oy kullanmak istiyorum. Bunca insan sen neden Ayberk? Ve ben o sözümden de dönmeyeceğim. Çünkü ben o sözü duygusallığımdan değil. Birisinin burada bizim için, hatta başka şeyler hani vesile olmuş olabilir ama sonunda noktası bize dokunduğu için kendini feda etmesi benim için bu evde büyük bir şey ve bunu hiçbiriniz yaşamadı, tamam mı? Yaşayan bir kişi var. Belki içeride oturan Murat, bilmiyorum nasıl bir düşünce içinde şu an. Burada belki oturan bir tane arkadaş da öykü giderken söz verdi ama sözünü tutmuş. Benim umurumda değil. Ben sözümün kim adamıyım. Kim o? O hareketi, dünkü hareketim de beni eksiğe düşürüyorsa düşürsün. Murat'tan önemli değil. Gayet tuttu. Murat'tan eksiğe düşürüyorsa düşürsün. Benim için hiç önemli değil. O minnoş tavşanın değeri tamam kalmadı gözümde. Benim içimi bilen biliyor. O minnoş tavşan oradan ben kaldı. Ben o adama karşı mahcubum. Burada kimseye mahcup Ayberk değilim. O zaman bir şey sormak istiyorum. Neden Ayberk senin yazdın? Ayberk. Şeylerin, düşünceleri. Arkadaşlar Ayberk dışında hepimiz Yani ben şunu sorabilir miyim? Ama gelsek biz oraya gideceğinize. Ne alaka yani? Biz oyundan gelmiyoruz. Çocuk burada kendisini güzelce anlattı. Çok merak ediyor. Olsaydınız eğer düşüncelerini gelip buraya otururdunuz, masaya yani gitmezdiniz. Biz karanlık ya, orada olmamız İsmini gerekiyor değiştirdim. Zaten. Ayberk mi yaptı? Ben Ayberk'e sordum zaten. Sen ama ben Ayberk'le ilgili bir cevap vermedim zaten. Ben ama Ayberk'e mi soruyor? Olsan ama ben kendi düşüncemi söyledim. Sana bir şey diyeceğim. Niye yüksekseniz? Allah yeter ama sıkıyorsunuz ya. Ceren yüksek tonla konuşmuyor şu an bence. Normal konuşuyor. Tamam, Ceren'i bize söylemedik. Ceren, ben Ayberk'e soruyorum. Ayberk cevap versin. Ayberk orada sorun Ayberk'e. Olsan. Geçen haftalarda hani beni yazarken demişsin ya, yazılabilecek tek kişi sen vardın, seni yazdım. Hak hukukla hiç alakası olmayan bir şekilde. Ayberk'i de yazılabilecek tek kişi olduğu için mi yazdın? Yoksa bir bak, şey düşünerek geçen ben Burak'a yazdım. Neden? Burak bu sefer elim sırada gitmedi. Sen varsın, haberin olsun. Ha? Sırada sen bak, varsın. Bak ben potadan bak, çekinen bir adam değilim. Yenilince. Bu oyunu, bugünkü oyunu bak öyle bir kazanacağız ki bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu laflarınızı yedireceğim. Bundan kimle? Ayberk'le ve bugün, bugün yenildiğinizde hani, haksız yere potaya yazdığınız iki kişiyle. Ben tek başıma değilim. Bak burada ekibim de var. Hepsinin önünde de söylüyorum. Birisi de orada. Önemli değil. Bugün o oyunu kazanacağız. Çok hadi bugün bakalım. O oyunu tırnaklarla takıp kazanacağım. Şey, anladın? Oğuzhan sana bir şey söyleyebilir miyim? Roma gerçekten kardeşim kendini göstersin, mutfakta iyi olduğunu söylüyor. Mutfakta evet, şans vermeni isterim. Bırak da kız bir kendini göstersin. Kardeşim ben dün ona söyledim gerekeni zaten. Değil mi Ceren? Tamam, şans verdik. Tamam, bugün geldi yemek oyunu. Hadi şans verdik. Sen güvenmiyorsun zaten. Tamam mı? Kaybettik. Roma'da potada. Deneve kim yazacak? Yine zaten oynamayanları yazdınız. Zaten siz oynamayanları yazıyorsunuz. Yine oynamayanları yazdınız. Ya ne alakası? Bana bu cümleyi kuramazsınız. Ben duygusal bakarım bütün potada. Ya siz bana söyleyin mi? Bana. Ben hiç bugüne kadar bir kere performansa göre oy vermedim. O zaman Ayberk oynasaydı. Ayberk'e yazdım. Performansa göre oy vermedin. Tamam ama performansa göre artık oy vermedin. Yani şöyle. Gerek ki finale kadar geliyoruz. Ben sizin ne demek istediğinizi gayet iyi anlıyorum. Siz şimdi gelmişsiniz burada benim terazimle oynamaya çalışıyorsunuz. Benim terazim senin kadar sabit. Kötü düşünceli değiliz biz olsan. Olsan biz senin kadar kötü bir düşünceli insan değiliz. Burada geldik sohbet etmeye çalışıyoruz. Ay, konu bu, bunu konuşuyoruz yani. Ben de bir konuşabilir miyim ya? Hani iki saattir sizi dinliyoruz. Ben kardelenirce söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Yani masadaydın, gelmeseydin. Ben bir konuşabilir miyim ya? Tamam, gidip orada otursaydın, gelmeseydin. Ben bir konuşabilir miyim? Bu evde ilk hafta gelip potaya giren biri olmadı mı? Benim. Ne oldu? Daha ne? Ben de girdim. Ne? Biz sonuna ben kadar girmemesi gerektiğini savundum. Ama Roma oynayamadı Yağız, bile. Yağız, ben Murat. İlk hafta gelen kişi ama sonuna Ayberk kadar ilgili bir durum bu yani. Kendini eve adapte olmak amacıyla ilk hafta girmemesini savundum. Hata varsa potaya girersin. Ben konuşabilir miyim ya? Basit bir denklemdir. Hata varsa potaya girersin. Takımı taşıyamamışsındır, girersin. Ama hatasız bir insanın potaya girmemesi zaten beni şok eden kısım burada. Ceren hep diyordu ya, seni Elzem'le Burak dolduruyor, seni bana söyletmeye çalışıyorlar falan gibi bir muhabbet döndürüyordu sürekli. İlk söylediğim gün bunun muhabbeti döndü. Bunun üstüne de biz orada ikili konuşmalarımızda sürekli bunun muhabbetiyle geldi. Seni dolduruyorlar, işte arkadaşlarını gönderdim o yüzden sana güvenmiyorum bilmem ne. Buradaki Burak benim arkadaşım değil mi? Hepiniz de aynı. Benim arkadaşım sonuçta. Beni Burak dolduruyor ya. Burak'ın üstünden yürüme. Burak. Orada son oyu, bir dakika, orada son oyu Burak Ceren'e atmadı.
Kardelen'e verdi ve belirleyici oy oydu. Sana herhangi bir şey söyledim mi kardeşim? Söylemem. Neden söylemem? Kendi tercihidir. Ama şuraya geliyorum. Bunu anlatmamdaki sebep benimle alakalı ön yargını kırman için. Anladın mı? Ben daha buradayım. Sıkıntı yok. Ben de sana diyorum ki Buraklık bir mevzu yoktu tamam. Sana bunu söylediğimde. Yok, tek direkt... sıkıntı elzemli. Tamam, bunu sıkıntı alenen, ben bunu açık açık bunu her şekilde söyledim. Niye Burak'ın üzerinden yönelip direkt... şimdi Burak'a bize karşı bir cephe aldırmaya çalışıyorsun? Ben niye aldırayım sana Burak'a cephe? Ben orada beni seninle konuştuğumu söyledim. Bu kadar. Ben yalan söylemiyorum, tamam mı? Ben neyse ne duyduysam onunla geliyorum ve onu anlatıyorum. Hiç sıkıntı yok. Benim için doğru neyse o. Doğru bir tane. Değiştirmem doğru mu? Diğer konuya gelince Oğuzhan, sana dargın değilim. Harbiden değilim. Yaparsın yapmazsın ilgilendirmiyor beni. Ben sana hakkımı ne zaman helal edeceğim biliyor musun? Eğer cuma günü ben potadan çıkarsam o zaman hakkımı helal edeceğim ama şu an sana hakkımı helal etmiyorum. Tamam mı? Benim için de mevzu bitmiştir. Burada potaya girdi ya. Daha da fazla konuşmak istemiyorum. Helal. Bu konuyla da alakalı yok, kendi aranızda yorumlarınızı yapabilirsiniz ya. Benim için önemli. Ya ne hakkı ya Allah aşkına benim ne için, hakkı ya. Ben kendimi öyle diyorum. Var yani beraber bunlar... ne hakkı ya. Sen o... ne hakkın var da helal etmiyormuşsan. Ne saçma. Ben kendimde bir ağırlık hissederim. Ya çok saçmaladınız ya. Ne hak hukuk ya. Ne hakkın ya, var mı? Evet ne hakkın şaka var. Şaka mısın sen ya? Ne var? Şaka mısın? Burada ne yemeği, şaka burada, mısın burada ya? Burada herkes birbirini elemek için var. Kusura bakma. Burada yarışan sensin. Burada yarışan sensin. Kalkıp suçlusu ben mi oluyorum? Yemeği yapsaydın kardeşim Allah o zaman Allah köftenin ağacını yedi olsaydın. Gir o zaman bir dakika sen beni ilgilendirmiyor. Gir o zaman. O zaman atlamayacaksın gir ben yemek yiyeyim demek. Demek ki yemek yapamıyorsun ya, kardeşim. Bana ne ya bana ya, ne Allah kardeşim Allah. Ya bana ne benimle uğraşmayacaksın. Bak beni yükseltmeyin dedikçe bak sen... çok sakin davranıyorum. Haftalardır ama beni yükseltmeyin. Bak gerçekten bana oynuyorsunuz yapmayın zararlı çıkarsınız. Açık ya, çok zararlı çıktı kardeşim çıkalım hep beraber. Ben buradayım. Cuma'ya kadar zararlı çıkart beni. Çıkartmıyorsan o seninle alakalı problem. Ayber. Ha bak harbiden bunu şunu da söylüyorum. Son Oğuzhan'ın... sözünü bana söyledin ben anladım seni. Tamam sıkıntı tamam. Yok. O... Daha Ceren'e hiç yükselmeye gerek yok. Bana sen son sözünü söyledin. Ben seni anladım. Biz seninle kavga etmek istemiyoruz. Üçe birsin şu an. Biz kavga etmiyoruz ki. Seni üç evet doğruluyorum. Biz ne zaman kavga ettik seninle? Ay ondan mı bahsediyorum? Etmedik. Şundan bahsediyorum. Neyden şu ankinde. Şu anki durumdan bahsediyorum. Hiçbir durum yok ortada. Seni üç evetle uğurluyoruz Ayberk. Buna sen karar Ayberk vermiş. Böyle rüya görmeyebilirsin. Buna ben karar kardeşim veriyorum. Sen biraz rüya görüp gelmişsin bugün. Ben çok uf, evet ya. Bu taraflara bu, neden kafalar biraz dolmuş senin. Fazla artık bu böyle oynayacağımı söylemiştim ben. Bundan sonra böyle. İşte seyirciler, sayın seyirciler görüyor musunuz? Ayberk neyse. Oynuyor. Az evet. Kaldı zaten. Çok kim, şok kim şok. Kim hak ediyorsa onu hak ettiğini veriyorum oynuyor. Ben. Merak etme. Herkes zaten bence her gider farkında. Ayak potadayım. Hedef tahtası olma bence Elif. Hedef tahtası olsan çünkü olur. Bugün oyunu kaybederseniz ya Ayda ya sen yazılacak. Sen şey mi yapmaya çalışıyorsun? Sence böyle o birileriyle sen varken birileriyle ben böyle oyun sanıyorsun. Şimdi cuma günü yani oy almayayım diye. Bir haftadır bizi potayla korkutuyor ya. Yani birileriyle aranı yakın mı yapmaya çalışıyorsun veya valla aramı konu... yakın tutacaksam emin ol orayla ya burada tutmam. Şimdi sen, benim sen de aramı daha iyi tutarım. Ayber. O taraflı aramı iyi tutmam ben yani. Ben bir şey söyleyeceğim yani. Niye? O derece. O konuda Ayber. Şüphen olmasın. Doğru. Benimle neden? Niye Ayberk? Oğuzhan'cım bir saniye canım. Neden? Bir dakika dur bir şey söyledi. Çünkü güvendiğimiz dağlara karlar yağdı. Ben biz sana... o karların izinde kendimizi Ayberk. Kaybettik. Bak bu evde kimsenin yapmadığını yaptım sana. Açıklamalar yaptım. Görüştüm. Hak istedim. Bir şeyler söyledin. Bu evde bunu bugüne kadar kimse yapmadı Ayber. Çok mu belli? Ben sana yaptım diye mi şu an böyle bu potansiyeli bilmiyorum. Ben yaşadığımı yaşıyorum şu anda. Onu söyleyeyim. Ne yapayım ben şöyle de yapabilirdim. Yazdım Ayberk. Bana ne ya da diyebilirdim. Onu ben da diyebilirdin. O zaman da düşüncem aynı olurdu. Şu anda da düşüncem bak, aynı olur. Şu an potadayım. Adam, değişen bak, bir şey var mı? Ben sana çok nezaketli bir şekilde dedim ki. Ayberk bak üzgünüm. Ama dedim üstesinden geleceğiz. Madem potadasın kötü oynasana. O da benim karakterime ters yapacak bir şey yok. Ben bir şey söyleyebilirim lafım bitti mi Oğuzhan? Lafım bitti mi? Oğuzhan diyorum. Belki kızınırız da yani. Ayberk. Daha rahat kızınırız. Efendim Elif. Özür dilerim Aydacığım. Ayberk neden sen bana evin içerisinde farklı da dışarıda farklısın? Neden bana dışarıda mesajlar atarken burada bana böyle ters konuşuyorsun? Ben bunu çok merak ediyorum. Bir dakika. Evet. Fark ettim. Ben sana ne demiştim? Laf olsun diye derken ondan bahsediyorum. Mesajını ben dışarıda Malaya çıktığımızda gösteririm. Ben bir de çıkıyor ya. Herkes ondan evde görünür görünmez. Hatta Ceren'e mesaj attım. Dedim ki gerçekten bu çocuğun benim seninle alakalı söylediğim şey hakkında gerçekten bu çocuğa inandın mı Ceren yazdım.
konuşmalarımız da duruyor Ceren'le. Yani inanamıyorum evet, ya. Gayet ben sana ne diye mesaj atmışım? Hatırlarsın. Sen Okan'a bak Okan ilgileniyor. Şaşırttın beni sen. Hiç. Biraz belki o senden hoşlanmıştır. Hayır hoşlanamaz benden. Hayır ya gerçekten çok merak ediyorum şu anda. Yani sen ne gerçekten mesaj ne mesaj attığını bilmiyor musun Ayberk bana? Story'me yanıt vermişsin. Soru cevap yaptım. Gayet sorular. Bu yazmak mı? Gelin gelin çok hayır eğlenceli burası. Bu yazmak mı? Tamam ama sonuç olarak siz içeride de iyisiniz anladın mı? Şimdi burada bana içeride bana sataşıp dışarıda bana mesaj atmasın. Ben rahatsız olurum abi. Bu benim sana kendi ne diye mesaj atmış mesela Elif'ci? İşte ben hatırlamıyorum göstereceğim dışarıda mesajları. Ne yalanı olabilir ki? Ben bir soru cevap yazdım. Yazmış ki tatlısın tatlı. Bir dakika bunu. Ne demiş dedi? Bunu aldım onları. Ne demiş? Tatlısın tatlı yazdım ben sana. Tatlı yeterin ye. Bir dakika. Tatlısın tatlı yazdım ben sana. Sen ne yazdın daha iyi biliyorsun. Ben ne yazdığımı biliyorum. Tamam, ben sana ben tatlısın tatlı mı ya? Hayır bu sana DM'den yazıp insanlarla... Ya yürümekten bahsetmiyorum. Mesaj atmaktan bahsediyorum arkadaşlar. Kardeşim erkek adamız olabilir ya. Bir dakika. Yapsam yemin ediyorum gam yemeyeceğim ya. Tatlısın yazmış. Tatlısın tatlı mı yazmış ben sana? Ayberk'im ki sen yapmadıysan sıkıntı yok kanka. Gösterirsin telefonu şu anda. Ayberk üzgün görünüyor. Tamam ama ben de aile ediyorum tatlısın diye mesela. Ama şimdi burada bana sataşıp İçeride böyle bak, şeyler yazınca ben rahatsız oluyorum. Bak şuna yani bak olsan. Ay karakter istiyorum. İnanamıyorum ya. Tatlısın demişim ona ben. Ya kardeşim. Ya tamam, bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten. Ne yazdığını sen kendi söyle. Böyle kime güveneceğiz ya biz? Kime güveneceğiz? Tatlısın yazmadım ben sana. Ben bir şeylere güvenmiyorum. Yüzbar oğlum çok tamam gösterirsin. Tatlısın yazmadıysam ne peki? Tatlısın. Benim yazdığım şeyle tatlısın arasında çok fark var. Tatlısın 1500 takipçi geldi orada. Hayır şimdi bir saniye. Sonuç olarak burada mesaj attığını ya da soru cevaba yazdığını kabul et. Ben yürümek anlamını sen söylemedim. Bir şey söyleyeceğim. Dışarıda sürekli bana yazıyorsun falan öyle dersen mi? İnsanlar burada farklı ağzını yaratır. Sus artık. Soru cevabına iyisin, iyi. Yazdıktan tamam, sonra mı? İyi değilmiş tamam. Yine bu tatlısın, iyi. Bak şimdi tatlısınla iyisin, iyi arasındaki farkı algılayabiliyor musun? Bir de bu herhangi bir şekilde yürümek ya da bir şey yapmak. Onun öncesinde ki konuşma önemli. Sana ne yapıyorsunuz? Yazıyorsun ama bana ne oldu? Sana cevap vermedin niye mi böyle triplere girdi? Sana sen kimsin sana yazacak? Hayatımda, yazıyorsun Ayberk. Hayatımda bu kadar iyi kurgu yapan bir insan Ayberk görmedim. Kurgu diyor ya lütfen. Bakın muazzam araya girdiğinizde hepinize sesleri göstereceğim. Peki sen mesela bunu sesini neden aldın? Biraz seni dinleyelim. Biz sana neden oy vermeyelim? Özür dilerim Ayberk konuşuyor. Yok biz seni tanımıyoruz. Seni evet, tanımak seni istiyoruz ya. Tanımak istiyoruz. Sana bahsettim sen arıyordun şu an. Ya var ya ne zamanla görüşemiyoruz. İnşallah görüşeceğiz canım. İşte benim yerimin verdiği huzuru al biraz. Kardeşim o koltuk orada var ya. Durun ya şey Roma'yı dinliyoruz. Konuyu dağıtmayalım. Roma'cığım evet dinliyoruz seni. Yani şöyle ki ben Ayberk ve Elzem şu an potadayız. Sizin şu an ekip düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz bilmiyorum ama geldiğimden beri zaten ekibim için hani ekip oldum ve hep de ekip olarak ben kazanmak istedim. Hatta potada olmama rağmen yine ekip için çabaladım. Bazen hatta oyundan çekilmesini hani ısrarcı olmamayı gördünüz zaten ısrarcı olmadım, oynamadım, çekildim. Hani yine kazanırız, ekip kazansın vesaire diye. Yani bu sefer de ben kendi ekibimden onu görmek isterdim. Fakat Burak ekip dağıldı, artık herkes bireysel vesaire diyor. Yani insanın morali bozuluyor. Hani bu kadar ben hani iyi niyetli bir şekilde ekibi düşünerek sürekli hani kendimi geri plana çekerek hani başaralım, beraber olalım, hani bir destek ben şu an hiç görmüyorum. Görmedim de. Hani en azından ben bugün görmek isterim. Şimdi sizin Elzem ama şu an benim, sizin ekipte zaten. Benim bir dakika. Benim ekip dağıldı dedim hani bugün cuma ya herkes bireysel yarıştı. Ekip oyunları tamamen dündeydi ama ya. Ama artık o önemi yok diyorsun. Hani ama ben öyle... Ama sana bir şey söyleyebilir miyim? Cumaydı yani bugün aramızda ondan dolayı. Elzem senin hani tutmaman için gereken her şeyi yapmaya hazırız diye konuşmalar yapıyoruz. Roma, farkında mısın? Niye böyle bir de bir şey söyleyeceğim. 5 gündür buradasın ve sana pazartesi günü potaya konulduğun gün dedik. Seni yani, gözden çıkarmışlar. Senin bu saatten sonra buna göre davranman gerekiyor. Evde, evde sadece kendi ekibine odaklandın. Evet. Bu evin içinde hepimiz varız. Ve bizimle tanışmayı tercih etmedin, sohbet etmeyi tercih etmedin. Yani hep bir ekibine odaklandın. Sanki ekibin seni her yerde kurtaracak. Ekibindeki arkadaşlar, en güvenilir arkadaşların. Öyle bir rehavete kapıldın. Biz seni hiç tanıyamadık. Seni neden yazalım, neden yazmayalım? Ben de siz hani, o masadayken ben söyledim. Ben bir şey söyleyeceğim. Olsan ben de siz ondan o masadayken sonra aynısını Roma'ya söyledim. Roma'yı biz eleme potasına soktuğumuzda hepiniz birer birer gittiniz. Tanıştınız, konuştunuz, tavsiyeler verdiniz.
Bugün niye tek tek gelmedi alıp, işte. Tek tek biz niye gelsin siz gelin. Geldik yine işte, geldik işte, geldik işte. Hayır yok siz, bak, siz şu an işte. Diyorsunuz ki, siz, bir dakika siz şu an diyorsun ki sen senin ekibinden sana şöyle böyle öyle bir şey yok ki. Ben onun yanındayım. Sen mi? Sen mi kurtaracaksın? Bak iyi dinle sen bir dakika. Bir dakika. O hani gölge gösterileri yapanlar vardı ya yarına gidip Roma bahçede gidip orada ne bileyim burada gelip ya da orada gelip Roma'ya bir şeyler de. O gölge hadi gösterisi bugün, hadi bugün hadi bugün cuma. Ya, şimdi de. Şimdi de yok hepinize ortaya konuşuyorum. Yok bahçede de. Hasan aslında bunu aşıyorsun. Ay şampiyonsuna gidemeyeceğim başka bir yer var. Kim ne alınmak istiyorsa alınacak. Bir dakika. Hepiniz alınabilirsiniz. Sen kendin oluyor. Orada konuşun orada ben konuştum. Alacaksınız diyeceksin ki Roma. Bak ben sana bunları dedim. Benim oyun sana değil. Tamam. Olsan bana söz hakkı doğdu mu? Bir şey rica bana edeceğim. Bana doğduğum için Roma. Benim adıma şu an konuşuyorsun fakat ben Murat'tan da destek gördüm. O gün hatta moralim aynen bozuktu. Gittik, sohbet ettik, geldik. Hatta Furkan Yüzü Gülüyor romanında öyle bir cümle kurdu. Doğruydu çünkü hani kendi ekibimden görmediğim desteği ben karşı takımdan gördüm. Yağız çağırdı buraya ben oturdum. Ben benden destek görmedim mi sen? Sen ayrı senden gördüm. Sen zaten ekip deyince liderim benim fakat, ben geçen hafta. Bak hemen nasıl yön değiştiriyorsun. Bak kendisi anlatıyor. Bir dakika da karşı takımdan da destek görmüyorsun. Bak kız kendisi anlatıyor. Aynı konuları konuşmuyoruz. Ama izin ver de konuşsun. Tamam, sen diyorsun ki benim adıma konuşup diyorsun ki karşı ekipten hani destek görmedim. Şu an Yağız ne dedi? İşte seni tanımak istiyoruz. Yine geldiler hani bakalım neden sana hani... Oy vermeyelim diyorlar anladın mı? Hani evet. Sana hani bize bir şeyler söyle diyorlar. Bunlar hani benim bize bir şeyler söyle. O sana niye oy... Demiyor ki sana oy vermem. Kendini çevirmek için niye oy atıyorsun? Özür dilerim. Gittim Roma arkadaşlarıma gittim. Sen var ya 2-3 gün çok değişti ha. Tamam. Oğuzhan daha demin bahsettiğin konuda... Orada konuştun, burada konuştun dediğin kişi benim. Etrafa sorudan dönderme. Bak Furkan'a da söylüyor. Anlat, bir dakika dönderme. Söylüyor. O gün sen oraya geldin bahçede Roma hakkında bir şeyler konuştun değil mi? Hakkında ben de orada Roma'ya bir şey. Yanındaydım. Tamam yanındaydım bir şeyler anlattın değil mi? Ha. Roma çok affedersin. Oğuzhan'ın söylediklerimi çıktı, benim söylediklerimi çıktı. Sana net bir soru soruyorum. Ne gibi yani? Ben ona hep tavsiye verdim. Bak sana bir şey soruyorum. Ben sana tavsiye verdim. Bir şey söyledim ya, mi? Ya şurada bir soru şu ki aslında sen de benim hani bana yardımcı destek oldu. Veren birisin ama neden şu an karşılık gösteriyorsun ki? Evet. Karşı ekipten bana destek geldi. Peki, ben olsun. Bunu gördüm. Sen diyorsun ki öyle bir şey olmadı ama oldu. Hayır ben ona demedim. Bir dakika. Hayır ilk başta destek verdiler ya geldiler. Evet. Eleme günü ya bugün. Evet. Niye gidip masaya oturdular da tek tek gelip yanında konuşmadılar? Gelip burada diyorlar ki bize... Elenmemen için söyle gerekir. Ama yaklaşın tarzlarını görmüyor musun? Bize elenmemen için ne söyle? Tanıt bakalım kendini. Kardeşim. Roma ben geçen gün odaya çıkarken ne yaptım biliyor musunuz? Olsan. Bir saniye Roma özür hemen susacağım. Ben geçen gün özür dilerim. Potaya çıkmadan önce teker teker arkadaşlarımın yanına gittim. Arkadaşlar benim bence beni bu yüzden yazmamalısınız. Ben bu yapılabilir. Neden yapılmasın ki kız burada kalmak istiyorsa kız bize bence ben bu yüzden burada kalmalıyım. Arkadaşlar hani bence bu yüzden beni yazmamalısınız. Bunun daha fazla eksiği var deyip bunun başka bir yön gösterebilir. O kardeşim senin, kafamızda ya, soru işaretleri var. Sen niye var? Kendi kendine tamam rolleniyorsun ben ya? Ben şunu konuştum. Kafamızda Murat'ın soru işaretleri var. Kapandıyız. Tamam mı? Roma. Şimdi baktığımızda bizim ekibimizde hiç olmadı. Beraber sırt sırta verip oyun oynamadık. Bilmiyoruz. Tamam mı? Tanıma fırsatımız olmadı. Benim kafamda Ayberk'e bakıyorum. Ayberk'te şu an bir elenme korkusu var. Gözlerinde görüyorum kardeşim. Yani yalnızlığının farkındasın. Ve elenebileceğinin yüksek oranda olduğunun hissiyatı var sende şu an. Onu da görüyorum. Ama diyorum ki ben Ayberk'i mi yazsam, Elzem'imi düşünsem, güçlü bir rakip mi elemeye çalışsam, son haftaya geldik veya Roma. Roma'yı tanımıyorum. Acaba neden kalmalı? Sen bir şeyler söylersin. Aklımda belki bir şeyler oturacak. Seni kafada eleyeceğim. Oradaki iki isme bakacağım. Hani bunları demeye çalışıyorum. Oğuzhan gelmişsin. Ekipten sen diyorsun vuruyorsun. Ki yok şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ekipten o zaman ben vuruyorsun. Şunu diyeyim. Bak, Ayberk daha eski, Elzem daha eski. En azından onları daha biraz daha iyi tanıyorum. Roma'yı hiç tanımıyorum. Yazalım gitsin sen ya. Sen nasıl konuşunu çok iyi biliyorsun. Sen girer girmez ekipten vurdun mevzuyu. Ekibini ne ekibi söyledin ya? Böyle işte senin ben ekibinde ben şunu demeye çalışıyorum. Bireysel konuşalım. Kardeşim, ben anlayayım. Sen beni bak anlaman için sana daha açık ifade edeyim. Anlaman için daha açık ifade edeyim Oğuzhan'cığım. Bu eve geldiğinde ben gayet iyi anlıyorum. Bak Roma bu eve geldiğinde bu evde aslında kaç kişi olduğunun farkında olmaksızın sadece ekibine odaklandı diyorum. Tamam gayet mı? Gayet normal. Ben bunu ya tamam ama şunu demek la oğlum geldim hatırlamıyor musun ben kendi ekibimde tamam. Sen yalnız kaldığında sen rakip ekiptin gelmedin mi olsam ben senin tamam, yanına. Tamam o başka bir şey ama bu kızın yanına da Murat geldi mesela. Tamam işte burada ne yanlış var?
Tamam, ben bunda yanlış var demedim ki zaten. Ben dedin ya, biri diye. Öyle geldi, biri hayır, böyle geldi. Bak, yanlış var diye bir cümle kullanmadım. Sen dedin ki, onlar geldi, bunlar geldi, ne oldu? Öyle gelenler bugün ya, cuma günü. Kardeşim, niye yanına bireyselliğine gelip sana demiyorlar ki? Kıza niye ismini yazmayalım ya? Biraz işte, daha açıklasın kendini. Elemede bu kadar adaletten, tanımamazlıktan, fırsat vermediniz kıza potaya soktunuz, şöyle böyle diyen arkadaşlarım bugün o kağıtlarında Roma ismini görürsem zaten vay kızın halinize. Ne alaka, potaya siz soktunuz Roma'yı, biz mi soktunuz? 3 kişi var. Önceliğimiz bizim zaten ekip arkadaşımız. Ona sizin gideceği belli olmaz ama Roma giderse bence Roma'yı yazanlar değil, Roma'yı potaya koyanlar. Sizin içiniz yok. Ya ne alaka? Siz koydunuz potaya. Siz koydunuz değil arkadaşlar. Potaya koymuş olabiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Sonuçta göndermiş herkesin elinde. Ceren. Ben bugün bir kelime kullandım. Oğuzhan bu haftanın liderliğini senin liderliğinle yaptı. Ya bu her taraftan kardeşim, da sizin her hafta yazısını yaptınız gibi mi? Oğuzhan'ın kararlarının üstüne çıktı. Ceren, herkes öyle, sana öyle uydu şey bu bir. Burak burada İkincisi, ya. Oğuzhan sen Burak, bu hafta liderlik sen buradasın yapmadın abi, kardeşim. Ekibin içindesin, öyle Ceren bir şey yaptı. Var mı ya? Roma. Hep bireysel kendimize değil sonra miydik ya? Sonra gelip burada insanlara sevgi kucağı açıp kanatları altına alıp bak, ben seni koruyorum. Bak. Ben sana şunu yapıyorum. Bunu sen görüyorsun sen ama. Sen kendi oylarını bile değiştirdin bu hafta. Bunu sen görüyorsun ama ekibin içindeki insanlara sorsan birer birer. Ekip mi kaldı? Nerede ekip? Geçtik ya. Sorsan ya bugün cuma ekip abi nerede? Kendinize gelin tamam, ya. Ekip bitti artık. Eleme potası var farkındasınız. Ya geçtim o konuyu. Ne siz Yağız'a yapılan muhabbeti. Bak çok değişti. Bir dakika. Siz Yağız'a yapılan muhabbeti yediremiyorsunuz kendinize. Sen çok değiştin. Bak sağında solunda durdunuz diye yediremiyorsunuz. Sen. İftira atacaksınız İnanılmaz ya. İnanılmaz değiştin. Atın. Halk inanacağı insanı bilir. Oğuzhan bir şey diyecek misin kardeşim? İnanılmaz değiştin Oğuzhan. Bugün 9. hafta ve... Ya var ya talebe gibiler ya. Oğuzhan bak bugün 9. Öğrenci canım öğrenci. Öğretim Elifciğim, mi? Ben bir şey söyleyeyim ondan sonra tartışırsın. Alo. Sen şu an okulda gibisin ama. Ne alakası böyle öğrenci mi gördün sen? Sinirlenince ikinci yüzünü çıkartmaya başladı Oğuzhan. Kısık sesli kalman, geri planda kalmanın tek sebebi Oğuzhan. Oğuzhan'ın yanlış yönlendirmeli, yanlış ekip liderliği. Doğru diyorsun. Ayberk'e sor. Oğuzhan'ın bu haftaki ekip liderliğinden memnun muydun? Ya? Ne yapmaya çalışıyorsun Oğuzhan ne konuşan? Siz sonra konuşuyorlar. Bakın bugün 9. hafta bir bu evin son elenme potası olayı tamam son gala. Yani burada bence öncelikle elenme potasındaki arkadaşlara bir öncelik tanıyalım ki kendine dertlerini anlatsınlar. Kendi ne yapmak iste. Örneğin Roma'dan başlasın, Ayberk'le konuşsun, Elzem'le konuşsun. Bunları yapalım ki. Çünkü biz yanlış anlamayız biraz garantideyiz şu an. Şu an 3 kişi var ve bu evden bir kişi daha gidecek. Ondan sonra haftaya ne olacağı belli değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.